Yarıçapı 10 metre olan şekildeki O merkezli çembersel yolun K noktasından harekete geçen bir araç oklarla gösterilen yolu izleyerek L noktasına ulaşıyor. Bu sürede aracın aldığı yol x, yer değiştirmesinin büyüklüğü delta x'tir. Buna göre x ve delta x değerleri kaç metredir? Arkadaşlar önce yer değiştirmeyi bulalım. Yer değiştirme ilk konumdan son konuma uzatılan vektörün uzunluğudur. Burada yarıçap 10 metre olduğundan dolayı yer değiştirmenin 20 metre olduğu görülür. O halde buradan C ve E şıklarını eliyoruz. Şimdi aracın aldığı yolu bulalım. Alınan yol görüldüğü gibi şurada göstermiş olduğum yayın uzunluğudur. Evet. Burada arkadaşlar yarım bir çember var gördüğünüz gibi. Bir dairenin çevresi ya da bir çemberin çevresi 2 pi r formülüyle hesaplanır. Burada yarım bir çember olduğundan dolayı biz de yarısını alıyoruz. Buradan ikileri sadeleştirdiğimizde alınan yolu yani x'i pi çarpı r olarak buluruz. Pi bize 3 alın diyor ve yarıçapı da 10 metre vermiş. O halde aldığı yol 30 metre olarak bulunur. Şekildeki doğrusal yolda K noktasından harekete başlayan bir çocuk M noktasından geri dönerek L noktasında duruyor. Evet, böyle gelip M'den geri dönüp L'de duruyor. Çocuğun hareketi 6 saniye sürdüğüne göre ortalama hızı ve ortalama sürati kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar hemen ortalama hızı bulalım. Ortalama hız bulurken ne yapıyorduk? Yer değiştirmeyi zamana bölüyorduk. Peki bu çocuğun yer değiştirmesi ne kadar? K'dan L noktasına varmış. Yer değiştirmeyi bulurken ilk konumu son konuma birleştiririz. Yani yer değiştirmenin büyüklüğü arkadaşlar 3 metre olduğu görülür. Bunu da 6 saniyede tamamladığına göre demek ki ortalama hızı 0,5 metre bölü saniyedir. Ortalama sürat ise arkadaşlar alınan yol bölü zamandan bulunuyor. Burada aldığı yolu bulurken bakın K'dan L'ye 3 metre var. Sonra L'den M'ye tekrar 3 metre daha yol yürümüş. Sonra M'den L'ye 3 metre daha yol yürümüş. Yani toplam 9 metre yol yürümüştür bu çocuk 6 saniyede. 9'u 6'ya böldüğümüzde de bunu 1,5 metre bölü saniye buluruz. O halde bu şekilde doğru cevabımızı elde etmiş oluruz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1'e bakalım. Doğrusal bir yolda yön değiştirmeden hareket eden bir aracın ortalama hızının büyüklüğü ortalama süratine eşittir. Arkadaşlar şuradan başlayan bir tane araç düşünelim K noktasından. Yön değiştirmeden hareket etmiş ve bu şekilde L noktasına varmış olsun. Eğer araç doğrusal bir yolda yön değiştirmeden hareket ediyorsa almış olduğu yol yer değiştirmesinin büyüklüğüne eşittir. Ortalama sürat alınan yol bölü zamandan ortalama hız ise yer değiştirme bölü zamandan bulunur. Dolayısıyla x'in de delta x'e eşit olduğunu söyledik. O halde ortalama hız ortalama sürate eşit olur. 2'ye bakıyoruz. Hareket halindeki bir aracın anlık hızının büyüklüğü o anki süratine eşittir. Arkadaşlar anlık hız o anki sürate eşittir. Örneğin bir araçla hareket ederken otomobilin şöyle sürat göstergesini düşünün. Örneğin bu değer 120 km bölü saat olsun. Bir anda anlık olarak sürat göstergesine baktığınızda gördüğünüz değer 120 ise o anki süratiniz 120'dir. O anki anlık hızınızın büyüklüğü de yine 120'dir. O halde bu ifademiz de doğrudur. Bir viraja giren aracın aldığı yol yer değiştirmesinden büyüktür diyor bize. Arkadaşlar şöyle bir tane viraj yapalım. Bir tane aracımız olsun şuradan. Şöyle yol almış olsun. Şuraya kadar gelmiş olsun. Bunun aldığı yolu bulurken arkadaşlar şu yayın uzunluğunu alırız. Yer değiştirmesini bulurken ise ilk konumdan son konuma dik bir çizgi uzatırız arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu yayın uzunluğu yani aldığı yol yer değiştirmesinden daha büyük olur. O halde bu ifademiz de doğrudur. Doğrusal bir yolda sırasıyla 72 km bölü saat ve 54 km bölü saatlik hızlarla hareket eden AB araçları şekildeki konumlardan geçiyor.
Araçların ön uçları 20 saniye sonra aynı hizada olduğuna göre D uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar bu soruda hemen kilometre bölü saat değerlerini metre bölü saniye çevirmemiz gerekir. Bunun için de şöyle bir pratik yol uygulayın. Kilometre bölü saat değerini 3,6'ya bölerseniz metre bölü saniye değerini elde edersiniz. O halde A aracının hızının büyüklüğünü 72 bölü 3,6 yani 20 metre bölü saniye olarak, B aracının hızını ise 54 bölü 3,6, bunu da 15 metre bölü saniye olarak bulursunuz. A aracı 20 saniye sonra B noktasına vardığına göre arkadaşlar, araçlar aynı yönde hareket ediyorsa yol farkı hız farkıyla kapatılır. Yani burada D uzunluğunu bulurken araçların hız farkı VA eksi VB çarpı T yaparız. Evet, D uzunluğunu bize soruyor. D uzunluğu eşittir 20 eksi 15 çarpı 20'den, yani T'den. Buradan 5 çarpı 20, bu da arkadaşlar 100 metre olarak bulunur. Birbirine doğru hareket eden KL araçlarının konumları şekildeki gibidir. Araçlar 5 saniye sonra birbirini tamamen geçiyor. K aracının hızının büyüklüğü 24 metre bölü saniye olduğuna göre L aracının hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Evet arkadaşlar, eğer araçlar birbirine doğru hareket ediyor ise aralarındaki yol farkını birlikte kapatırlar. Yani bir önceki soruda arkadaşlar araçlar aynı yönde hareket ediyordu. Hız farkını almıştık. Eğer araçlar birbirine doğru hareket ederse bu sefer hızlarını toplarız. Yani bu iki aracın toplam aradaki mesafeyi kapatma süresini bulurken VK artı VL çarpı T yaparız. Araçların birbirini tamamen geçebilmesi için arkadaşlar birbirine göre şurada gösterdiğim uzunluk kadar yol almaları gerekir. Uzunluğu da toplarsak 185 artı 5 190, bir 10 daha eklersek toplam 200 metre yol almaları gerekir. Bunu da 24 artı VL çarpı T'den buluyoruz arkadaşlar. 5'i karşı tarafa atarsak 200 bölü 5 24 artı VL'ye eşit olmalı. 205'e böldüğümüzde 40 buluruz. Demek ki 24 artı VL 40'a eşit olmalı. O halde VL dediğimizde 40 eksi 24 yani 16 metre bölü saniye olarak bulunur. Bir araç şekildeki yolda hızının büyüklüğünü değiştirmeden hareket ediyor. Araç KL yolunu 5 saniyede geçiyor. Araç O merkezli çembersel yolda hareket ederken herhangi bir anda hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Evet arkadaşlar, herhangi bir anda hızının büyüklüğünü sorduğuna göre bizim bu aracın süratini bulmamız gerekir. Arkadaşlar öncelikle aldığı yolu bulalım. Evet, aracın almış olduğu yol şurada gösterdiğim yay uzunluğu kadardır. Buradaki yayın uzunluğu arkadaşlar buradaki çemberin yarısı kadardır. Biliyorsunuz ki çemberin çevresi 2 pi r formülüyle hesaplanır. Buradaki yol arkadaşlar yarım çember olduğundan dolayı bunun yarısını alıyoruz. İkiler sadeleşirse pi yerine 3 yazdığımızda r'de 10 metre. Demek ki aracımız toplam 30 metre yol almıştır. O halde bu aracın arkadaşlar hızının büyüklüğü, evet, ya da sürati arkadaşlar, alınan yol bölü zamandan bulunur. Biz buradan 6 metre bölü saniye değerini buluruz. Arkadaşlar bize aracın anlık hızını sorduğundan dolayı aracın anlık hızı ya da hızının büyüklüğü süratine eşittir. Eğer ortalama hız deseydi o zaman KL arasındaki uzaklığı alırdık. Fakat bize herhangi bir anda, yani anlık hızının büyüklüğünü sormuş. O halde doğru cevap E'dir. Bir otomobilin ön panelindeki gösterge şekildeki değeri gösteriyor. Bu araç 100 metre yolu kaç saniyede geçer? Evet arkadaşlar, baktığımızda aracın sürat göstergesi tam 90 kilometre bölü saat değerini göstermiş bize. 90 kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirirken 90 kilometreyi metreye,
Saati de arkadaşlar saniye çeviriyoruz. 1 saat 3600 saniyedir. O halde bu şekilde birimi metre bölü saniyeye dönüştürmüş oluruz. Buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 25 metre bölü saniye değerini bulmuş oluruz. Demek ki 90 kilometre bölü saat 25 metre bölü saniye demektir. Bizden istediği alınan 100 metre yolu kaç saniyede geçer? X eşittir VT formülünü kullanıyoruz. Demek ki 100 metre yolu 25 metre bölü saniye hızla arkadaşlar 4 saniyede geçmiş olur. Bir otomobil şekildeki yolu kat ederek 5 saniyede A noktasından B noktasına ulaşıyor. Bu aracın AB arasındaki ortalama hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Evet arkadaşlar bizden istediği ortalama hız olduğundan dolayı hemen ortalama hıza yer değiştirme toplam yer değiştirme bölü toplam zamandan buluyoruz. Hemen yer değiştirme vektörünü çizelim. A noktasından B noktasına bir ok uzattığımızda bu aracın arkadaşlar yer değiştirmesinin büyüklüğünü buluruz. Görüldüğü gibi burada bir tane dik üçgen yaparız. Burası 40 metre. Pardon, burası 80 metre arkadaşlar. Evet, burası da 60 metre. Yine aynı şekilde Pisagor teoremini uygularsak buradaki delta x'in büyüklüğünü ya da Pisagor teoremini uygulamadan artık bunu pratik olarak öğrenin arkadaşlar. 6, 8, 10 dik üçgeni. Burada 6, 8, 10 dik üçgenin 10 katı büyüklüğünde bir üçgen verilmiş bize. Demek ki AB arasındaki yer değiştirme 100 metre olmuş olur. Bu halde biz de buradan ortalama hızı hesaplarsak 100 metre bölü zaman 5 saniye buradan 20 metre bölü saniye değerini elde ederiz. Doğrusal bir yolda hareket eden şekildeki KLM araçları birim zamanda sırasıyla delta x, 2 delta x, delta x kadar yer değiştiriyor. Evet arkadaşlar birim zamandaki yer değiştirmeye hız diyoruz. K'nın yer değiştirmesi delta x, buna v dersem L'nin yer değiştirmesi 2 delta x olduğundan buna 2v. M'nin yer değiştirmesi de delta x olduğundan dolayı buna da v dememiz gerekir. O halde getirip hızları bu şekilde yazalım. Buna göre baktığımızda K'nın hızı L'ninkinden küçüktür. Bu doğru arkadaşlar. Başlangıçta L ile M arasındaki uzaklık azalır. Evet, baktığımızda L ve M arasındaki uzaklık L daha hızlı olduğundan dolayı aradaki farkı kapatır arkadaşlar başlangıçta. Daha sonra ise M'yi yetiştikten sonra tekrar fark açılmaya başlar. Ondan dolayı bize başlangıçta demiş soruda. Üçüncü ifadeye baktığımızda K aracının şoförü M aracını hareketsizmiş gibi görür. Arkadaşlar K ve M'nin hızları eşit büyüklükte. Görüldüğü gibi her ikisi de V kadar. Bunların birbirine göre konumları değişmez. Yani aralarındaki delta x mesafesi değişmez. Mesafe değişmezse arkadaşlar araçların birbirine göre konumları sabit ise bunlar birbirini hareketsiz olarak görür. O halde bu ifadelerin üçü de doğrudur. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçlarının T eşittir 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. T anında K ve M'nin ön uçları, evet demek ki arkadaşlar K'nın ön ucu buraya gelmiş. M'nin de ön ucu buraya gelmiş. L'nin ise arka ucu buraya gelmiş arkadaşlar. Şöyle şekil yaparak bunu gösterelim. Evet, buna göre diyor bize K'nın hızı L'ninkinden küçüktür. Görüldüğü gibi başlangıçta K ve L aynı hizada. Daha sonra ise L K'yı geride bırakmış. O halde L'nin hızı daha büyüktür. Yani K'nın hızı daha küçüktür. 2. K'nın hızı M'ninkine eşittir. Arkadaşlar hem K hem de M D kadar yol almıştır. Fakat bu hareket yönlerine baktığımızda bunlar ters yönlerde hareket etmiştir. Hız vektörel büyüklüktür. İki vektörün eşit olabilmesi için büyüklüklerinin yanında yönlerinin de eşit olması gerekir. Yani K'nın hızını biz bu şekilde, M'nin hızını da bu şekilde vektörlerle gösterirsek burada K vektörü M vektörüne eşit değildir. İki vektörün eşit olabilmesi için büyüklüklerinin yanında yönlerinin de eşit olması gerekir. Ama bize şöyle deseydi, K'nın hızının büyüklüğü M'ninkine eşittir. O zaman doğru olurdu. Ya da K'nın sürati M'ninkine eşittir deseydi doğru olurdu. Ama bu haliyle bu ifade yanlıştır. Son olarak L'nin aldığı yol M'nin aldığı yoldan büyüktür.
Arkadaşlar buradan görülüyor zaten. L aracı D'den daha fazla yol almıştır. M aracı ise sadece D kadar yol almıştır. O halde L'nin aldığı yol M'ninkinden büyüktür ifadesi doğrudur.